Adrenalin insan vücudunda, beyin sapında ve böbrek üstü bezlerde salgılanan bir hormondur ve bağımlılık yapar. Bu hormon insanın yaşadığı aşırı stres ve korku durumlarında büyük miktarlarda vücutta salgılanır ve vücudu savaş ya da kaç moduna sokar. İnsanlık modern yaşam koşullarını elde edinceye kadar vahşi doğada hayatta kalabilmek için bu hormona ihtiyaç duymuştur. Şimdi ise modern çağın getirdiği rahatlık sayesinde insanoğlunun kendi küçük güvenli ortamında yaşıyor oluşu savaş ya da kaç gibi bir moda girme gereksinimini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla da insan bedeninde bu gibi durumlardan dolayı adrenalin salgılanmasına ihtiyaç o dönemden bu döneme azalmıştır. Fakat yine de insanlık adrenalinle ve adrenalinle beraber gelen duygulara bağımlıdır ve bazı insanlar bu bağımlılığı uç noktalarda yaşar. Bu tip uç durumlarda bir bağımlılık seviyesinde olan insanın hayatta olduğunu hissedebilmesi için kendisini vücuduna adrenalin salgılatabilecek tehlikeli durumlara veya heyecanın bol olduğu ortamlara sokuyor olması olağandır. Örneğin paraşütle atlama, kaya tırmanışı, kumar bağımlılığı, ilişkide aldatma, spor müsabakaları veya sürat tutkusu ve benzeri gibi birçok durum adrenalin bağımlılığı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaşanılmıştır. İşte bizim konumuz olan Formula 1 yarışları da izleyicisinin ve yarışa katılan yarışmacıların adrenalin ihtiyacını karşılayacak kadar adrenalini salgılatacak duyguları meydana çıkaran sürat tutkusunun ürünü olan bir yarışmadır. Hem yarışan pilota hem de yarışın hayranlarına bu duyguyu yaşatan ve bolca adrenalin salgılatan bu organizasyonun tarihi 1920'ler ve 1930'larda yapılan Avrupa Grand Prix motor yarışlarına dayanır. Öncelikle şu bilinmelidir ki Formula 1 ismindeki formula, yarışa katılan yarışmacıların ve arabaların tümünün uyması gereken kuralların tamamına verilen addır. Formula 1 ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da yeniden üzerinde anlaşılan uyulması gereken kuralların tümüdür. Yarışmanın net olarak biçimlendirilmesi ise 1947 yılıdır. Bu yarışların belli kural ve kaideleri vardır. Hatta özel durumlarda takımlar oy birliği ile anlaşarak o günkü yarış için kurallara geçici maddeler ekleyebilirler. Formula 1 yarışlarının sürücüleri veya katılan takımlar yarışmanın kurallarına uymadıkları takdirlerde ciddi ceza ve yaptırımlarla yüz yüze kalabilirler. Bu cezaları normal trafik kuralları cezalarıyla karıştırmayın. Yani aşırı hızdan radara girme gibi bir durum söz konusu değildir tabii ki de. Araçtaki yangın söndürme tüpünü veya ilk yardım çantasını da kimse size sormaz. Zaten araçta bunlar bulundurulsa da bir işe yarayacağı meçhul. Cam filminden söz etmeye bile gerek yok. Neyse, asıl konumuz olan Formula 1 kurallarına örnek olarak 10 saniye dur kalk cezasından bahsedebiliriz. 10 saniye dur kalk cezası alan bir yarışmacı pit alanına girer ve 10 saniye takımına ait pit alanında durduktan sonra tekrar yarışa katılabilir. Ancak sürücü bu cezayı aldığı andan sonraki 3 tur içinde uygulamak zorundadır. Eğer pite girmezse diskalifiye olur. Eğer yarışın bitmesine 5 veya 6 tur kalmışsa pite girmesine gerek yoktur. Yarışın sonunda yarış zamanına 25 saniye eklenerek ceza uygulanır.
Pite girdiği durumlarda ise yarışmacı pit alanının hız sınırına uymak zorundadır. Ayrıca pit alanındaki 10 saniyelik duruşta takım arkadaşları araç üzerinde herhangi bir oynama yapamaz. Bu cezayı bir yarışmacı yarışa erken başlama, pit alanında hız sınırını aşma, mavi bayraklara uymama ve diğer pilotlara geçiş şansı vermeme gibi ciddi kural ihlalleri durumlarında maruz kalır. Pit alanından ve pit stop'tan bahsetmişken, yarışçıların inanılmaz zamanlarda lastik değişimi, yakıt ikmali ve sürücünün ihtiyaçlarının karşılanması da ayrı bir hayranlık konusudur ki pit takımları bunun için profesyonellerden oluşur. Saniyelerle kazanılan veya kaybedilen bir yarışta her saniyenin önemi büyüktür ve pit ekibinin hızı sürücüye yarışı kazandırabilmektedir.